Selamlar dostlar. Uruguay'a geldiğimiz videoyu hatırlıyorsunuz değil mi? Feribot buraya gelmişti. Burası feribotların kalktığı terminal. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen onun yanında da otobüs terminali var. Ben dün bilet aldım. Bu arada umarım herkes iyidir, sağlığı ve keyfi yerindedir. Böyle videoya hızlı bir giriş yaptım. Çünkü bu terminali görünce bahsetmek istedim. Belki gelen olursa diye birden aklıma geldi. O yüzden burada başladım video. Normalde terminal içinde başlayacaktım. Ben dün Colonial'de Sacramento'yu gezdikten sonra akşamüstü otobüs terminaline geldim. Ne olur ne olmaz diye bugünün biletini aldım. Bu arada bayağı bir otobüs gidiyor Montevideo'ya günde. Sadece iki firma varmış ama şimdi göstereceğim sizlere. Ne kadar aldım bileti? 521 peso'ya aldım Uruguay pesosuna. O da 15-16 dolar civarı bir şey yapıyor. Bakın burada araba kiralayabileceğiniz yerler de var. Hem feribot terminalinde hem otobüs terminalinde araba kiralayabiliyorsunuz. Otobüs terminali oldukça küçük. Zaten burası küçük bir şehir. Artık burayı gezdik dolaştık. Sıra başkente geldi. Montevideo'ya gidiyoruz. Terminal bu kadar. Bir Kot isminde bir firma var. O Montevideo'ya gidiyor. Ben buradan aldım bileti. Bir de bu firma gidiyor. Turil. Mesela benim aldığım bilet şu 9.15, şöyle göstereyim. 6.45'ten başlıyor, akşam 10'a kadar bilet var. Şöyle saatlerini göstereyim de belki gitmek isteyen olur. Hola, buenos días. Bu abladan aldım bileti. Yarım saat önceden burada olsan yeter dedi. Saat 8.30'da hostelden çıktım. 10 dakikada buraya yürüdüm. Benim hostelim bayağı yakın buraya. Hola, buenos días. Buen día. Sí, ¿cuál es? Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Ah, oh, no. Muchas gracias. Otobüsümüz geldi. Şoför abimizin matesi. Bakın böyle mate şeyleri oluyor, çantaları oluyor. Bir tarafta mate var, bir tarafta termos var. Kaçtı benim? 29 numaraydı. Vallahi alırken hiç sormadım abla, pencere kenarı vermiş sağ olsun. Bu otobüste tuvalet arkadaymış. Açık mı? Göstereyim sizlere. Açık. Tuvaletler bu şekilde oluyor otobüslerde. Bütün Latin Amerika ülkelerinde aynı, bütün otobüs şirketlerinde aynı. Tabii dizayn birazcık farklı olabiliyor. Şöyle kapatalım. Bir de su ve kahve bölmesi oluyor ama hiç çalıştığını görmedim ya. Hiç görmedim hem de. Benden ufak bir tavsiye olsun bu videoda. Olabildiğince ön sıralara bilet almaya çalışın. Özellikle gece yolculuğu yapacağınız zaman. Çünkü otobüslerde de hırsızlık olayları oluyor. Maalesef insanları soyuyorlar. Çantalarından bir şeyler alıyorlar. Bir tane taktik söyleyeyim mesela. Çantanızı böyle yere koydunuz, tamam mı? Aşağıdan arkadan su akıtıyor. Siz de fark ediyorsunuz. Çanta ıslandı diye alıyorsunuz. Yukarı koyuyorsunuz. Sakın yukarı koymayın çantanızı. Sürekli yanınızda taşıyın. Çünkü yukarıdan bir şeyler araklayabiliyorlar çantanın içerisinde. Atıyorum laptop var, açıyor çantayı, laptopu alıyor. İşte bir şeyler alıyor vesaire. Bu mesela bir taktik. Sürekli bırak ıslansın ya. Ayağının üstüne koyarsın. Ayakkabı zaten ıslanmaz yani. Anladın mı? Çok dikkat edin otobüslerde. Özellikle arka taraflarda böyle tık 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 hızlıdan işlem yapabiliyorlar geceleri. Millet uyuyor çünkü. Olabildiğince ön taraflarda ve dikkatli olmaya çalışın. Ya bazen dikkat etseniz de başınıza geliyor ama işte dikkat edin yani. Üç saatlik yolculuğun sonunda Montevideo terminaline ulaştık şimdi. Buradan hostelim yakınmış ya, şansıma var ya. Bakmamıştım ben terminal nerede diye. 1,5 kilometre. Bayağı güzelmiş ha terminal. Cıvıl cıvıl, ışıl ışıl. Nereden çıkacağız ama? Şuradan çıkacağız galiba, aynen. Bir an şaşırdım.
Şehirde çok boğuk bir hava var. Hava kapalı, ufaktan yağmur atıştırıyor. Umarım hızlanmaz. Ve feci bir nem var. Lan düşüyordum. Şu ağacın köşesindeki şeye takıldım. Kaldırım taşı birazcık böyle dikelmiş, ona takıldım, görmedin. Benim hostelin olduğu mahalleye geldim şimdi. Şuradaki abi söyledi sağ olsun. Casa Mutante diye bir yerde kalacağım, bir hostelde kalacağım. Ufacık bir şey yapıştırmışlar bak. Kocaman yer, Casa Mutante diye bir afiş mafiş. Board mort ne denir ona, yok öyle bir şey. Bu mu ya yoksa? Ah. Hola, Casa Mutante? Sí. Okay. ¿Tienes reserva? Sí, yo tengo reservación. Adelante. Gracias. ¿Listo de Francia? Turquía. Turquía. Sí. Hostele girdim, gök yarıldı, baksana da. Nasıl bir sağanak başladı ya. Fena bir sağanak başladı. Şansa bak, zamanlama, mükemmel mükemmel. Burası hostelin ortak alanı. Daha check-in'e var, o yüzden odayı gösteremeyeceğim ama hosteli gezdireyim sizlere. Hostelin girişi. Aşağıdan giriyoruz. Burası ortak alan. Burada tuvalet, banyo var. Eski bir binaya hostel yapmışlar belli. Eski bir bina burası. Burası da ortak alan. Burada ne var? Burada da tuvalet, banyo var. Burası da mutfak. Bu kadar hostel. Hala. Bir de yukarısı var. Sanırım yukarıda da oda var. Tarihi bir binada kalacağız. Şöyle kapımızı kapatalım. Kaldığım hostel burası. Kaldığım hostelin sokağı da böyle dostlar. Gayet güzel bir sokak. Sevdim böyle. Sağlı sollu yüksek ağaçlar var. Baksanız da yolun üstünü kapatmışlar. Sanki kapalı bir alanda yürüyormuşsunuz gibi. Evler bayağı yüksek. Kapılar zaten devasa. Belli tarihi bir semt burası. Dün bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Zamanlama mükemmeldi ya. Yani hostele girdim böyle gök yarıldı. Mahalleye yıldırım düştü falan. Nasıl şimşek çakıyor var ya. Dün bir yere çıkamadım. O yüzden biraz dedim hostelde kalayım, video editleyeyim, çalışayım, biraz araştırma yapayım. Dünü öyle geçirdim. Bugün de hava şansıma güzel, o yüzden kendimi attım sokağa. Şimdi Uruguay'ın başkenti Montevideo'dayım. Montevideo'yu beraber gezelim dostlar. Ülkenin nüfusunun hemen hemen yarısı burada yaşıyormuş. 3,5 milyon nüfus var zaten. Kalabalık bir şehir burası. Montevideo'da toplu taşımalar otobüslerle sağlanıyor. Bunun dışında bir de taksiler gördüm. Ha şöyle göstereyim. Paylaşımlı taksi olarak da kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Dolmuş vesaire bir şey görmedim. Sadece taksi ve otobüsler var. Şehrin merkezine gelince birazcık canlandı ortalık. Ben buradan yaklaşık bir 3 kilometre uzakta kalıyorum. Benim hostelim bir tık uzak. Orası bayağı bir sakin. Ara sokaklarda yürüdüm. Bayağı bir sakindi. Buraya geldik. Binalar yükselmeye başladı. Ara sokağından ana caddesine değişmeyen iki tane şey var. Her yerde sağlı sollu ağaçlar var. Sağlı sollu ağaç dikmişler her yere bak. O özelliğini seviyorum Latinlerin. Bir diğer şey de grafiti. Bak mesela burada gördüğüm, göstereyim. Her yere bir yazı, bir resim, bir mural. Baksanıza dükkanların böyle üstlerine. Trafolara, ne bileyim duvarlara. Bak mesela parkın duvarına yazmış. Bir şey de anlaşılmıyor ama hani bir resim çizse çok güzel diyeceğim, bir sokak sanatı diyeceğim de bu ne abi? Bu ne yani? Bir mesaj da vermiyor ki. Bunu okuyabilen var mı? Latin Amerika'nın şehirlerinin değişmez ikilisi ya. Grafitiler ya da böyle duvar yazıları ve sağlı sollu ağaçlar her yerde. Ve tabii parklar. Çok fazla park kültürü var bunlarda. Abla şaşırdı, ben Türkçe konuşuyorum ya, bazen böyle dik dik bakıyorlar bana, bunu neyce konuşuyor diye. Böyle bir anıt dikmişler buraya. Burası ne güzel canlı ya. İnsan gördük valla.
Mate Arjantin'de ne kadar meşhursa burada da o kadar meşhur. Bunların da ulusal içeceği olarak geçiyor. Şimdi aralarında bir mücadele var. Mate Uruguay'ın mı yoksa Arjantin'in mi? Arjantinler diyor ki mate bizim içeceğimiz, Uruguaylar'da içiyor. Uruguaylar da tam tersini söylüyor. Mate bizim içeceğimiz, Arjantinliler de içiyor. Bir de bu konuya Paraguay'da dahil oluyor da şu an onları işin içine katmak istemiyorum. İyice kaos oluyor. Ama bayağı bir elinde mate olan, termos olan insan gördüm sokaklarda. Bak mesela şimdi biraz hızlanıyorum. Ablanın elindeki mate çantasını göstermek istiyorum sizlere. Ablanın sol eline bakın. Öyle bir çanta taşıyorlar. Bir kısma termosu koyuyor, diğer kısma mateyi koyuyor. Bak abi de mate içiyor mesela, bak kucağında. Bayılıyorlar, bayılıyorlar. Türkiye. Türkiye. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tienes favor? No hablo mucho español, señor. No hablo poco, poquito. Ah. Puedes traducirla en Google. Ah. No entiendo mucho, no entiendo mucho. Pide una colaboración si puede. Ah, gracias, señor. Muchas gracias. Bağımsızlık meydanına geldim şimdi. Plaza Independencia'dayım. Burası tabi turistik bir lokasyon olduğu için size böyle bir şeyler satmak isteyenler falan olacaktır. Bu abla da uyuşturucu komasına girmiş büyük ihtimalle. Bağırıyor çağırıyor, daha demin polisler vardı. Burada da Artigas'ın anıtı var. Şöyle birazcık yana kayayım da yüzü de gözüküyor mu bir bakalım. Aynen buradan gözüküyor. José Artigas. Uruguaylıların ulusal kahramanı dostlar. Bağımsızlığı kazandıran kişi. Burada da bağımsızlık mücadelesine atıf yapılmış diye düşünüyorum. Abimizin devasa bir anıtını böyle dikmişler bağımsızlık meydanına. Uruguay 1800'lü yılların başında bağımsızlığını kazanan bir ülke. Onun öncesinde İspanyollar keşfediyor burayı. 1516'da yazıyordu internette. Ne kadar doğru tarih bilmiyorum. İspanyollar buraya geliyor. Daha sonrasında Portekizliler buraya çökmeye çalışıyor. Aralarında bir mücadele oluyor. İspanyollar Montevideo şehrini bir koruma kalesi olarak kurmuşlar. Şu an buranın başkenti ve nüfusun yarısının, Uruguay nüfusunun yarısının yaşadığı bir şehir Montevideo. Ama zamanında bir koruma kalesiymiş. Portekizliler, bu bir önceki videoda gitmiştik ya kolonyal Sacramento'ya. Orada konuşulurken İspanyollar da burada koruma kalesi kurmuşlar. Böyle aralarında bir mücadele gerçekleşmiş. Daha sonrasında bu mücadeleye Arjantin ve Brezilyalılar da dahil oluyor. Burada da bir bisikletle ilgili bir organizasyon var sanırım. Bir şey yapıyorlar ama çözemedim. Bu dört ülke arasında Uruguay'ı paylaşma mücadelesi verilmiş. Daha sonrasında Artigas abimizin de yardımlarıyla, önderliğiyle Uruguay 1800'lü yılların başında bağımsızlığını kazanmış. Bugün dünya üzerindeki en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul ediliyor sosyal açıdan. Ekonomik açıdan Latin Amerika'daki en gelişmiş ve en refah içerisindeki ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Birçok kaynağa göre Şili ile birlikte en iyisi, birçok kaynağa göre ilk 3 sırada. Şimdi burada asgari ücret aşağı yukarı 550 dolar civarında ama asgari ücretle geçinen insan sayısı çok azmış. Herhangi bir rakam, bir yüzde bulamadım internette ama çok düşük olduğunu okudum birkaç makalede. O yüzden bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada da böyle sanki şehrin kapısı gibi bir kapı yapmışlar. Dilek tutarak geçelim kapının altından. Asgari ücret diğer Latin Amerika ülkelerine nazaran biraz daha yüksek. Ama asgari ücretle geçinen insan sayısı daha az. Yani daha iyi kazanıyor insanlar. Belki de Uruguay'ın birazcık pahalı olmasının sebebi bu. Çünkü Uruguay hakikaten diğer ülkelere nazaran 2 kat 3 kat daha pahalı bir ülke. Velhasıl kelam, insanlar buraya gelip çalışıp para kazanmak da istiyorlar bir yandan. Ama hayat pahalı olduğu için maalesef bunu gerçekleştirmekte tereddüt ediyorlarmış. O yüzden biraz daha uygun olan ülkelere gidiyorlar. Arjantin, Şili. Şili mesela daha iyi, daha ucuz konumda. Benim şu ana kadar zihnimde canlandırdığım kadarıyla. Yani az çok fiyatları hatırlıyorum orada. Geldiğimden beri fiyatları burada öğrenmeye çalışıyorum. Bir kıyas yaptığımda Şili daha uygun gibi canlanıyor kafamda. Ama daha tabii geleli kaç gün oldu. Bu kıyas doğru olmayabilir. Uruguay bayrağında yer alan güneş ve ortadaki surat. Arjantin bayrağında da yer alıyor. Burada da magnetler var. Tango. ¿Qué tiene Peter Uruguay? Uruguay. Şöyle göstereyim. Zaten başka neresi olacak ki? Güzelmiş bak. Bunu sevdim.
Ne kadarmış? 120 peso yani 3 dolar tanesi. Neyse belki bir tane alırım. Kolonyal'den bir tane almıştım, bir tane de buradan alırım. Gracias señor. Anahtarlıklar da güzelmiş bak, mateli. Uruguay bayraklı. Ha burada da buradaki futbol takımlarının şeyleri var. Mateleri var. Aa bu güzelmiş ha bak. Çay kaşığı, Uruguay bayraklı. Güzelmiş. Burada da güzel bir park var. Böyle bir sürü tezgah kurmuşlar. Yaptıkları şeyleri ya da hazır ürün de satabilirler tabii ki. Satış yapıp para kazanıyorlar insanlar. Hayatlarını bu şekilde kazanıyor. Bakın. Bu kanabis var ya, ot. Onun şeyi, öğütücüsü. Uruguay'da belirli miktarda esrar üretimi, satışı ve tüketimi serbest. İnternette aylık 40 gram esrar tüketebiliyor Uruguaylılar yasal olarak diye okumuştum. Yani hükümet bunu yasallaştırmış. Ama bunu yaparken şöyle bir mantıkla yasallaştırmışlar. Hani insanları uyuşturucu bağımlısı yapalım falan diye değil. Kartellerin buradaki etkisini önlemek için böyle bir çözüm üretmişler kendilerince. Tabii bunu bir Uruguaylı'ya sormak lazım. Gerçekten eczaneden aylık 40 grama kadar alabiliyorlar mı? Yoksa daha mı yüksek? Daha mı düşük? Fiyatlar nasıl? Bunu bir Uruguaylı ile konuşmak lazım. Tabii herkesle konuşabileceğimiz bir mevzu değil. Ve gerçekten kartellerin buradaki faaliyetlerini önleyebilmişler mi bu çalışmayla? Çünkü hükümetin ana amacı bu. İnsanlar kullanıyor bunları Latin Amerika'da dostlar. Daha neler neler kullanıyorlar yani. O yüzden bir şekilde hükümetler bunun önüne geçmeye çalışıyor. İnsanların kartelle irtibatını kesmeye çalışıyor. Uruguay hükümeti böyle bir çözüm bulmuş. Bununla ilgili bir belgesel izlediğimde dönemin hükümet başkanı şöyle diyordu. Turistler bizim ülkemize gelsin, kafayı bulsunlar. Bu şekilde yapmadık, bu mantıkla bunu hayata geçirmedik diyordu. Tamamen işte kartellerin buradaki etkisini azaltmak için. Yani yoksa mesela Kolombiya ciddi anlamda turistlerin orada uyuşturucu batağına düştüğünü ya bizzat bu kulaklar işitti yani ve gözlerimle de gördüm, insanlar hiç kullanmayan insanlar bile çok ucuz ve kolay erişilebilir diye bam gün bam gün alıp kullanıyorlardı. Talep olunca ne oluyor? Kartellere siz zemin açmış oluyorsunuz. Öyle olunca uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bir iş olmuş durumda artık. Bütün dünyada öyle de Kolombiya'da bambaşka bir seviyede. Öyle olunca kartel biter mi kardeşim? Adam oradaki parayı bırakır mı yani? Deli dehşet para kazanıyorlar. Uruguay yerlilerinin grafitisini çizmişler buraya. Çocuğunu sırtında taşıyan bir yerli anne. Burada ne var? Burada da yerli çocuklar var. Şu görüntüyü Peru'da ve Bolivya'da sıklıkla görebilirsiniz. Çocuğunu böyle bohçayla sırtında taşıyor. Bolivyalı ve Perulu kadınlar. Dilim dönmedi. Bu arada buranın yerli nüfusu şu an her ne kadar böyle çok 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 az kalsa da Uruguay'ın asıl halkı yerli halk. Guarani ve Charrúa isminde yerli kabilelerin yaşadığı bir ülkeymiş Uruguay. Tabii ondan sonra sömürgeye dönüyor. Ülkenin ismi de Guarani yerel dilinden geldiği düşünülüyor. Kuş nehri olarak çevriliyormuş. Uruguay adı da buradan geliyormuş dostlar. Yani internetten araştırdığım kadarıyla. Suarez, TikToker. No, YouTuber. YouTuber. Sí. ¿De dónde eres? Turquía. Turquía. Bienvenido a Uruguay. Muchas gracias. ¿Me estás filmando ahora? Filmando, sí. Ahí va. Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. ¿Te gusta Uruguay? Sí, sí, me gusta. Sí. Bonito, bonito, bonito país. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Cómo es tu canal? Burak Durgun. Burak Durgun. Burak Durgun. Después te voy a buscar. Bakacağız. Simon da. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Uruguay. Ah, sí. Vamos arriba, Uruguay. Arriba, gracias. Geldiğimden bu yana birazcık böyle mesafeli gibiydi Uruguaylı insanlar. Tabii arada selam veren, gülümseyen, konuşan insanlar oluyor. Şu ana kadar en sıcak bu abimizdi. Limanın olduğu kısma geldim şimdi. Deniz kenarındayız. Şu ileride balık tutuyorlar. Burada da bir abimiz balık tutuyor. Dilerseniz Buenos Aires'ten direkt Montevideo'ya gelebilirsiniz. Benim yaptığım gibi öteki şehre gitmenize gerek yok. Sacramento şehrine gitmenize gerek yok. Burada bayağı balık tutan varmış ya. Çok tuhaf ama ya şehrin rengi. Denizin rengi. İleride yük gemileri var. Şu an Atlantik kıyısındayız. Böyle sahil yolu komple ileri doğru devam ediyor. Bayağı uzun bir sahil yolu var Montevideo'nun. Ha burada evsizlerin kaldığı yer. Burada battaniye falan bir şeyler var. Uruguay'ın
Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkmış. Sığır üreticiliği inanılmaz fazlaymış. Yani tamamen ticareti sığırdan döndürüyorlarmış. Tabii sığır eti de çok fazla tüketiyorlarmış. Dünya üzerinde en fazla et tüketen halklardan bir tanesiymiş Uruguay halkı. Bunu bilmiyordum mesela. Dün birkaç yerde okudum bunu. Buranın da yerel yemeklerini denemek istiyorsanız et sevmeniz gerekiyor. Yani etçil bir ülkedeyiz. İnsanlar bayağı et tüketiyorlar. Sığır üretimi fazla, tarım ve hayvancılıktan para kazanıyorlar. Sığırın belli bir kısmını kendilerine tutup çok büyük bir kısmını da başka ülkelere ihraç ediyorlarmış. Öyle olunca tabii ülkeye para kazandırıyorlar. Bu şekilde ülke ekonomisini döndürmeye çalışıyorlarmış. Tarım da var. Bunun dışarısında az da olsa bir yeraltı maden kaynağı var. Ne bileyim turizm var vesaire derken bir şekilde ülke ekonomisini canlı tutmaya çalışıyorlar. Küba videolarını izleyenler hatırlayacaktır. Az biraz Havana'nın sahil kenarına benziyor burası. Bana orayı anımsattı. Bir de böyle döküntü tarihi binalar var. Tam Havana ara sokakları gibi yani bazı girdiğim ara sokaklar. Şu tip evler Havana'daki evler mesela. Bundan bahsediyordum sizlere. Aynı oradaki gibi dökük ya. Yıkık dökük yemin ediyorum. Yani Montevideo birazcık şaşırtıyor beni. Baksanıza. Beton döküp kapatmışlar. Büyük şehir olmasıyla alakalı da olabilir gerçi ya. Ben biraz daha böyle gelişmiş bir yer bekledim. Çünkü internette araştırıyorum. Uruguay şöyle zengin, böyle ekonomisi iyi. Böyle eşit hakta insanlar, sosyal adalet var, bilmem ne. Bir geldim abi dökülüyor şehir. Burada bir tane evsiz yatıyor. Arkasındaki grafiti ilginç. Benim diyor yüzümün diyor bu kadar canavar olduğuna bakma diyor. Bazen diyor agresif olabilirim ama altımda diyor kelebek gibi bir insan var. Çok fazla evsiz gördüm. Çok fazla. Dostlar şöyle bir pastaneye geldim şimdi. Birazcık karnım acıktı. Bir şeyler atıştırayım dedim. Normalde empanada tarzı bir şey yiyecektim ama bu çok hoşuma gitti. Böyle bir hamur işi. Ortasında da şey var. Krema var. Onun yanında da böyle bir limonata söyledim. Ne kadar yaptı? Aşağı yukarı 300 peso yaptı. Eğer kızın söylediklerini yanlış anlamadıysam. Çünkü yanlış anlamış da olabilirim. Çok hızlı konuşuyorlar. Pek anlamadım. Ödedikten sonra göreceğiz. Bir tadına bakalım şimdi. Bir rot içiyor, fena koktu. Güzelmiş. Güzelmiş yani. Fena rot koktu. Adam da çocuk içiyor sanırım. Limonatayla gayet güzel. Gayet güzel limonatayla. Aynen çocuk içiyor. $300 doğru anlamışım. 300 peso da ne kadar yapıyor? $7.5 civarı bir şey yapıyor sanırım. Yanlış hesaplamıyor isem. Bu sokak biraz daha canlıymış. Buradaki kafe restoranlar dolu. Herkesin elinde mate var ya. Biliyorsunuz tadını pek sevmedim, Arjantin videolarını izleyenler hatırlayacaktır. Ama gördükçe bir şeyler içesim geliyor yani. Mate olsa da içerim, başka bir şey olsa da içerim. Latinler bambaşka ya. Latinler hakikaten bambaşka. Müziksiz yaşayamıyorlar. Çok güzel böyle grupları oluyor. Çoluk çocuk, yaşlı maçlı herkes yani. Herkes grubun bir üyesi.
Herkes bir şeyin ucundan tutuyor, bir müzik aleti çalıyor, vokale eşlik ediyor vesaire. Oldukça güzel bir kültür. Herhangi bir sokağa girip yürüyorsunuz, bir köşede bir evsiz yatıyor. Ya da caddenin bir köşesinde yatıyor. Ciddi bir sorun var, evsizlik sorunu var burada. Sizlere bir soru sormak istiyorum dostlar. Jose Mujica ismini hiç duydunuz mu? Belki duyanlarınız vardır ya da bir haberde okumuşsunuzdur. Neden söylüyorum bu ismi? Çünkü kendisi dünyanın en yoksul devlet başkanı seçilmiş. 2010-2015 yılları arasında Uruguay'ın devlet başkanıymış kendisi. Aldığı maaşın %90'ını ya hayır kurumlarına bağışlamış ya da kendi yaptığı projelere aktarmış parayı. Yani kendi cebine almamış çok büyük bir kısmını. İnternette 12 bin dolar olarak yazıyordu aylık maaşı o dönem. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. İnternette yazan rakamlara pek güven olmuyor açıkçası. Yani sadece tek bir yerde okudum. Kendi yaptığı projelerden biri bekar annelere konut projesi. Yani Latin Amerika'nın çok ciddi bir sorunu. Çok fazla bekar anne var ve çok fazla çocuk yapıyorlar burada. Öyle olunca kadınlar çocuklarını geçindirebilmek için yani canını dişine takıyor. Para kazanıp da geçindirebilmek için çocuklarını. Ve çok kötü koşullarda yaşıyorlar. Yani bazı yoksul kesimlerin yaşadığı yerleri hep birlikte benim Latin Amerika seyahatim boyunca izledik farklı ülkelerde. Kendisi de Uruguay'daki bu bekar annelere konut sağlıyor ve bir sürü ailenin de yüzünü güldürüyor. Öyle olunca tabii maaşının çok büyük bir kısmını oraya yatırıyor. Kabul etmiyor maaşını. Birazcık sakat bir sokağa girdim gibi ama. Dur bakalım. Ve kendisi çiftçi. Oradan kazandığı parayla, oradan yetiştirdiği ürünlerle hayatını geçindiriyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü hayat görüşü bu şekilde. Sosyal adaleti, ekonomik olarak adaleti her zaman savunan birisiymiş. Ben kendisi hakkında bir belgesel izledim. Yani insanlar ekonomik olarak birbirlerine eşit olmalı, sosyal açıdan eşit olmalı görüşünü savunuyor. Kendisi bir solcu. Zamanında askeri junta döneminde 12 yıl hapis yatmış. Şey diyor, eğer diyor 12 yıl hapsi yatmamış olsaydım diyor, bugün olduğum kişi olmazdım diyor. Daha sığ, daha yüzeysel biri olurdum diyor. Bugün savunduğum şeylerin hiçbirini savunmazdım diyor. Askeri juntaya karşı da gerilla olarak mücadele etmiş kendisi. O dönemlerde olan bir solcu grubun askeri kanadındaymış. Belgeselde bir kısım var, El Pepe diye geçiyor belgesel. İzleyebilirsiniz Netflix'te. O mu söylüyordu? Başka bir arkadaşı söylüyordu sanırım. Amerika'da hiçbir zaman darbe olmaz diyor. Bunun sebebi Amerika'da Amerikan Büyükelçiliği yok diyor. Çok da güzel böyle bir laf sokmalı. O dönemin şartlarını anlatan ve neler yaptıklarını anlatan ve neden Pepe'nin yani Jose Mujica'nın böyle bir hayat görüşüne sahip olduğunu, neden kendisinin dünyanın en yoksul devlet başkanı olduğunu çok güzel bir şekilde açıklayan sade bir belgeseldi. Ben kendisini Paraguaylı zannediyordum. Uruguaylıymış. Guay var ya, orada karıştırdım ben. Hazır yeri gelmişken ondan da bahsetmek istedim. Böyle ara sokaklarda da dolaşıyorum bir yandan. Sizlere de ara sokakları gösteriyorum. Tekrar limanın oraya çıktık. Farklı bölümüne çıktık bu sefer. Yani dünyanın en yoksul devlet başkanının yaşadığı ülkedeyiz. Şu an kendisi hala sağ. Allah uzun ömür versin. Güzel bir belgeseldi ya. Bazen böyle insanların hayatlarını anlatan, onların o yaşadıkları değişimleri gösteren belgeseller sizlere de bir şeyler katıyor. Keyifli oluyor izlemesi, öğretici oluyor baya. Yani adam tamamen Uruguay'daki bu yoksulluğu bitirmek üzerine çalışmış. Başarmış mı? Pek sanmam. Hala ciddi derecede bir yoksulluk var maalesef. Benim gördüğüm kadarıyla. Gerçi belgeselde şöyle diyordu, biz geldiğimizde yoksulluk işte %11'lerde filandı, biz 0.5'lere indirdik filan diyordu da o şeydi, pardon, birine muhtaç olan insanların oranıydı, pardon, birine muhtaç olan insanların hiçbir şeye erişemiyor, insanların ona desteği olmadan yaşayamayacak kişilerin oranıydı, 11 iken 0.5'e indirmişlerdi onların döneminde. Bu da büyük bir başarı ya. Çünkü muhtaçlık çok tatsız bir şey. Yani her insanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi gerekiyor. Yani bunun olması gerekiyor, anladın mı? Bu en temel hakkımız bizim yani. Barınma, ondan sonra beslenme, güvenlik, çalışma ve hayatını idame ettirebilme, ne bileyim. Ondan sonra sosyal haklar geliyor işte. Hukuk. Gerçi ben çok modern hukuka inanmıyorum. Yani belirli bir kesmin modern hukukuymuş gibi geliyor bana. Neyse, böyle uzar gider ya. Yine boş boş konuşmayayım. Boş değil de yani bu kamerada konuşulacak şeyler değil. Yüz yüze geldiğimizde konuşur tartışırız. Birbirimizin fikirlerini öğreniriz. Kendisinden de bahsetmek istedim videonun sonunda. Artık gelecekte pek bir ara sokak kalmadı. Şimdi ben Montevideo videosunu iki parça yapmak istedim. Şimdi birinci videoda böyle bir dolaştık birazcık merkezi. İkinci videoda, yani sizin bir sonra izleyeceğiniz videoda biraz daha farklı yerlerine gideceğim Montevideo'nun. Tabii onu siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Hepsini bu videoya sıkıştırıp sizleri de boğmak istemedim.
O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız, abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Benim kanalımın büyümesinde bana destek olmuş olursunuz. Yani öyle bana para göndermenize gerek yok. Hani bir şeye ihtiyacım var mı diye elbette soruyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Ama zaten ekonomi kötü, maddi durumlar sıkıntılı. Yani bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Öyle para nakit göndermenize gerek yok. Yani ben bir şekilde idare ediyorum hayatımı. Önemli olan sizlerin videolarda eğlenebilmesi ve bana ufak da destek olursanız daha da sık sık sıklıkla gelir videolar. Görüşürüz dostlar. Ciao diyorum. Adios amigos diyorum. Ben şu an neredeyim? Aa, şurada üstten şey geçiyor bak. 2000 aya bağlamışlar.